Vakit kaybetmeden Bahçesaray, Büyükonlar, Akmescit ve Radnikova'ya bağlı 20 farklı bölgede yapacağımız çalışmalar için hazırlıklara başlıyoruz. İhtiyaç sahibi ailelerin isim ve adres tespitinin ardından dağıtılacak Ramazan kumanyalarını hazırlamaya başlıyoruz. Özenle hazırlanan paketlerin yüzlerce ihtiyaç sahibi insanı sevindirecek olması bizi oldukça mutlu ediyor. Ertesi gün, hazırladığımız 600 aileyi kapsayan Ramazan kumanyalarını dağıtmak üzere Gençlik Cemiyeti'nin deposundayız. Gıda paketlerini halkın hassasiyeti nedeniyle gece dağıtılmak üzere bölgelerden gelen temsilcilere veriyoruz. Ardından büyük sürgün sırasında halkının tamamı Ruslar tarafından gemiye doldurulan ve açık denizde ölüme terk edilen Albat köyüne gidiyoruz. Köylüler oldukça masum. Kimi babasını, kimi kardeşini, kimi ise dedesini bu vahşi soykırıma kurban vermiş. Biz de elimizdeki hediyelerle Albat köyünde hayata tutunmaya çalışan bu aileleri ziyaret ediyoruz. Köyde yaşayan Tatar kardeşlerimiz bu hediyelerin ana vatan dedikleri Türkiye'den geldiğini öğrenince sevinçleri bir kat daha artıyor. Ay balam ekti koşuyor. Sağ olun. Ya Türkiye'den yardım etseler bu kadar. Sağ olsunlar. Allah razı olsun. Siz de duacı olun. Albat köyündeki kumanya dağıtımının ardından düzenleyeceğimiz iftar programını gerçekleştirmek üzere Radnikova Camii'ne gidiyoruz. Humalı bir hazırlığın ardından iftar saati geliyor. Yemeğe çoğu çocuk, 200'e yakın insan katılıyor. Allahu Ekber, Allahu Ekber.
Eşhedü en la ilahe illallah. Türkiye'deki hayırseverlerin katkılarıyla İHH tarafından organize edilen bu iftar yemeği, yıllardır hasret çeken öz kardeşlerin buluşmasına sahne oluyor. Okunan dualarla süslenen, bazen bakışlarda, bazen düşen iki damla gözyaşında farklı anlamlar çağrıştıran bir Ramazan gününü de dostlarımızla iftar sofrasında bitiriyoruz. Kırımlı Müslüman kardeşlerimiz Anadolu insanını artık rüyalarında görmüyor. Çünkü biz oradaydık. Sen de sağ olasın.